Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Sağlık ve sosyal hizmet işlerinin %50'lik fazlaya dair kazandıkları dava arkadaşlar. Yeni taze fırından yeni çıktı derler ya arkadaşlar. Dava 9 Haziran'da sonuçlandı arkadaşlar ve işçiler davayı kazandı arkadaşlar. Detaylara birlikte bakalım. Davalı kurumun yerel mahkemenin işçi lehine sonuçlanan kararına red talebiyle bir üst mahkeme olan istinah mahkemesine başvurmasına rağmen istinah mahkemesi de davalı kurumun başvurusunu yerinde görmeyip kesin kararını işçi arkadaşlarımız lehine 9 Haziran 2021 tarihinde oy biriyle karar verdi arkadaşlar. 636 işçi kadroya %25 fazla ile geçti arkadaşlar. Evet bilginiz olsun kısa öz bir şekilde davanın özetini sizlere sundum. Özel bilgileri biz kapattık arkadaşlar. Üye, katip, başkan ve kimler açmış, neler açmış hepsinin özel bilgileri kapattık. Bakalım arkadaşlar davaya tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu dava metnini videonun altına link koydum. Direkt tıklayıp sizler de ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Telegram grubuna da ekleyeceğim bunu. Telegram grubuna işçilerin adına Telegram grubu açtık arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz. Eğer Telegram kullanıyorsanız Facebook grubumuza da bekliyoruz. Hepsinin linki videonun altında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yukarıda bilgileri yazılı mahkememize devam kabulüne dair verilen kararın davada vekilin istinaf talebi üzerine mahkemece davanın istinaf incelemesini yapılmak üzere dairemize gönderildiğinden yapılan ön inceleme ve inceleme ile heyete TV olunan dosyanın gereği görüşülüp aşağıdaki karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Yazı biraz bulanık bir hata yaparsam affol arkadaşlar. Tarafların iddia ve savunmaları. Davacı vekili dava dilekçesini özetler. Davacının davalı idareye ait iş yerinde 690 sayılı KYK kapsamında sürekli işi kadrosunda çalıştığını, davacının sürekli işi kadrosunda geçerken davalı idare ile belirsiz süreli hizmet sözleşmesi imzalandığını, imzalanan sözleşmenin ücret kısmında asgari ücretin %30 fazlası şeklinde belirleme yapıldığını bildirmiştir. Ayrıca davanı, davacının sürekli işi kadrosuna geçirilmeden önceki ücretinin asgari ücretin belirli oranda fazlası olarak belirlendiğini, kadroya geçtikten sonra da bu ücretin kabul edilerek söz konusu ücrete toplu sözleşmesine kaynaklı zamların yansıtıldığını, 2019 yılında ise davacının rızası, rızası temel ücretin düşürüldüğünü, 690 sayılı KYK ile 375 sayılı KYK'ya eklenen geçici 23. madde gereğince 2018 yılında yapılan ödeme ve davacı lehine kazanmış hak olduğunu 4857 sayılı yasanın 62. maddesi gereğince ücretinin düşürülemeyeceğini ücretten indirilme gidilmesi halinde bunun çalışma şartlarında değişiklik niteliği taşıdığını ve böyle bu değişikliğin işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmesi edilmesinin yasal zorunluluk olduğunu, işveren tarafından bu kurallara uyulmadığını belirterek farklı İşçilik ücreti, ilave hediye, ikramiye alacaklarına ilişkin talebin hüküm altına alınmasını talep etmiştir diyor arkadaşlar. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle yürürlükteki mevzuat uygun işlem yapılarak davacının ücretinin eksiksiz ödendiğini, ücret farkı talebinin yerinde olmadığına beyanla davanın reddini savunmuştur. Yani bu kamu işveren tarafı arkadaşlar. İlk derece mahkemesi karar özeti. Mahkemece davacının sürekli işi kadrosuna geçmeden önce en son hizmet alım sözleşmesine göre asgari ücretin %30 fazlası alarak ücretinin ödendiği yine davacının dava kurumunun sürekli işi kadrosunda geçenlere özgü yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinin 7. maddesinde davacının ücretinin asgari ücretin %30 fazlası olarak tespit edildiğini ve bu düzenleme esas alındığında davacının ücret farkı alacağı, ilavet hediye alacağı ve farkı ve ikramiye alacağı farkının hak kazandığı belirtilerek bu alacak bu alacak kademelerine ilişkin davacının kabulüne karar vermiştir diyor arkadaşlar. İstinaf davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle davacının 696 sayılı KK ile sürekli iş kadrosuna geçirildiğini ve bu konuda ücret ve mali hakların belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 375 sayılı KK ile geçici 23. maddesi uyarınca idareleyici sürekli iş kadrolarına geçilen işlerin ücret ve diğer mali sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak TİS hükümleri adlı düzenlemenin de uygulanması gerektiği buna göre 24 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bu kapsamda işlerin günlük devam ediyor arkadaşlar. kaldığım yeri bulayım. Günlük bürüt ücretinde %4 zam yapılacağı takip döneminde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yazısında zamların uygulanacağı ancak kadroya geçmeden önce bir, bir 2018'den önce alt işveren tarafından veya başka bir ücret şekilde ücret artışı yapılması halinde bu artışın %4'ten mahsum edileceği düzenlemeyi göz önünde alınarak bu düzenlemeler çerçevesinde davacının ücretleri eksiksiz olarak ödenmiştir. Davacının talepleri yersizdir denilerek ilk derece mahkemesi kararın kaldırılmak suretiyle davanın reddine karar verilmesi talep etmiştir. Değerlendirme ve gerekçe Dava işçilik alacaklarına ilişkin talep içermektedir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava taraf istinaf yolunun istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Davacının sürekli kadrolu işçi statüsüne geçtikten sonra davalı kurumlu imzaladığı ferdi hizmet sözleşmesinde ücretin asgari ücretin %30 fazlası şeklinde düzenlenmesinde bulunması halinde davacının asgari ücret oranında ücret ve ilave hediye farkı ile ikramiye fark alacağı bulunup bulunmadığı konusunda taraflar arasında itilaf bulunmamaktadır diyor. Davalın istinaf başvuru dilekçesinde ileri sürülen istinaf sebepleri ve kamu düzenini nedeniyle resen yapılan incelemeye göre Davacının davalı bakanlıkça dava dışı alt işverenleriyle imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında alt işveren işçisi olarak davalı bakanlığa ait işverinde çalışırken 696 sayılı KYK'ya göre sürekli işi kadrosuna geçirildiği ve geçiş öncesi alt işveren işçisi iken asgari ücretin belli oranda fazlasına tekabül eden ücret mukabilinde çalıştığı ve bu oranın davalı ile alt işverenler arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinde Ek niteliğinde teknik şartnamede kayıt altına alındığı sürekli işi kadrosuna geç sırasında davalı davalı bakanlık arasında imzalanan ve yürürlüğe giren belirsiz hizmet süre, süre hizmet sözleşmesinin Ücret ve esas ve ödeme şekli başlıklı 7. maddesinde işçiye yapılacak ödemeler ilişkin hesap dönemi her ayın 15 ile bir sonraki ayın 14'ü günüdür. İş bu sözleşme süresince işçiye her ay bürüt asgari ücretin 130 fazlası üzerinden günlük olarak ödeme yapıldığı şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca davalı sürekli işçi kadrosunda geçirildikten sonra ücretine 375 sayılı KHK'nın 23. maddesi gereğince e, KHK'nın ya, tisinden yararlanması gerekmektedir. O halde asgari ücretin %30 fazlası, fazlası, ücret bulunmalı ve buna ilaveten %4 tis zamı eklenmeli. Bulunan rakamdan davacı ödene mahsup edildikten sonra geriye kalan ücret farkına hükmedilmelidir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 28.10.2020 tarihli ve esas sayılı karar kararında da bunu içermektedir. Dairemize onama kararı verilen 19.10.2020 tarihli ve sayılı Konu uyuşmazlıkları davacı işçinin kadroya geçiş aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinin açıkça asgari ücretin %25 fazlasının ödeneceği kararlaştırıldığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki kadroya geçiş aşamasında alt işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranda fazlasının ödeneceği kararlaştırılmışsa söz edilen kural her asgari ücret artış dönemi için işvereni bağlar. Bu nedenle dairemizin sözü edilen onamaya dair kararında iş sözleşmesinde açık hüküm gereği ücret farkı ve diğer fark işçilik alacaklarının kabulüne dair sonuca gidilmiştir denilmiştir arkadaşlar. Dosyadaki bilirkişi raporu bir göre düzenlenmiş olup mahkemece bunlar rakama hüküm altına almıştır. Bu haliyle mahkemece verilen karar isabetli olup davalı istinaf yersizdir demiş arkadaşlar. Bu itibarla tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarının dayandıkları belgeleri hukuki ilişkin nitelendirilmesine ilk derece mahkemesinin Hakimin objektif ve dosyadaki verileri çelişmeyen tespitleriyle karar gerekçesinde uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre DMK'nın 335. maddesi uyarınca istinaf mahkemelerine sınırlı olarak verilen kamu düzenini yönünde yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemelerinin vaka ve hukuk değerlendirmelerine usul ve esasların yönünde yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakta ve davalı tarafından yerine görülmeyen istinaf başvurusunun HMK'nin 353'e 1 B maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Hüküm açıklanan nedenlerle davalı tarafın yerinde giderilmeyen istinaf başvurusunun HMK'nın 353'e 1 B 1 maddesi gereğince esastan reddine 2. Davalın kurum harçtan muaf olduğundan harç işlemine yer olmadığına 3. Davalın davalı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerini kendi üzerine bırakılmasına 4. İstinaf incelemesinde duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucunda 7035 sayılı kanunun 31. maddesi ile değişik HMK'nın 361. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'da temiz kan temiz yolu açık olmak üzere 9 Haziran 2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi diyor arkadaşlar. Biraz kusura bakmayın arkadaşlar yazı biraz soluk olduğu için zor okudum. Umarım hata yapmamışımdır. Arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrardan kısa özet geçelim. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yüzde fazlaya dair kazandıkları davadır bu. Davalı kurumun yerel mahkemenin işçiliğine sonuçlanan kararına red talebiyle bir üst mahkeme olan istinam mahkemesinde başvurmasına rağmen istinam mahkemesi de davalı kurumun başvurusunu yerinde görmeyip kesin kararını işçi arkadaşlarımız lehine verdi. 9 Haziran 2020 tarihinde bu karar alındı arkadaşlar ve 696 işçi kadroya yüzde 25 fazla ile geçti arkadaşlar. Yani maaşı bir anda %25 arttı kabaca bunu da diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun bu devam ettiğini Telegram grubumuzda, Facebook grubumuzda ve web sitemizde bulabilirsiniz. Hepsi videonun altında linkler mevcuttur. Hayırlı uğurlu olsun. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kamu işçiler adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam ediyoruz. Kamu işçisiyseniz kanala %100 abone olup bildirim zilini açın diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.